Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şöyle bir soruya yer vereceğiz. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde ben yerine biz demesi nedendir? Kur'an-ı Kerim Arapça. Cenab-ı Hak son ilahi mesajını Arapça olarak göndermiş. Ama Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Kur'an'ın muhatabı sadece Araplar değil, bütün insanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de ey Araplar diye bir hitap yok. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diye genel ifadeler var. Ve bizlerin dili Arapça değil. Şu anda da Türkçe konuşuyoruz zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabiliyoruz. Bu illa Arapça bilmek demek değildir. Arapça bilmeyenler de Kur'an-ı Kerim'in mealinden, tefsirinden Kur'an-ı Kerim'e muhatap olurlar. İnsanlarımız bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmaktadır. İşte 70 milyonluk koca ülkemizde, Türkiye'mizde insanlarımız camilerdeki vaazlarla, sohbetlerle, diğer taraftan seminerler, konferanslar gibi ilmi faaliyetlerle, dergiler, gazeteler, kitaplarla Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmaya çalışmaktadırlar ve Kur'an'ın iklimine bir derece girmektedirler. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, mealinden, tefsirinden okuyanlar veya Arapça bilip de doğrudan manasını anlamaya çalışanlar Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadelere takılabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın kendisinden bahsederken ben demek yerine biz demesi, çoğul ifadeyi kullanması. Ne gibi? Mesela biz insanı yarattık diyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bu gibi ayetlerde Cenab-ı Hak biz kullanmış. Ama ben dediği yer de var. Yerler var. اَنَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım diyor. Buradaki biz ifadesini neye göre anlayacağız? Değerli izleyenlerim, her şey zahirine göre değildir. Yani bazen zahir aldatıcı olabilir. Hemen ilk gördüğümüze, ilk hatıra gelen manaya takılıp kalmamak gerekir. Türkçe'de bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Mesela muhatabımız bir kişi olduğu halde eğer bizden büyükse sen demiyoruz, siz diyoruz. Burada siz deyişimiz nezaketendir. Ve nezaketi ifade eder. Çoğul anlamında değildir bu. Onun gibi Cenab-ı Hakk'ın da bazı yerlerde biz demesi çoğul anlamında değildir. Peki ne anlamdadır? Buna nunu azamet diyorlar. Azamet nunu Allahu Teala azametini bu şekilde ifade ediyor. Ve başka bir incelik de var. Onu da belki ifade etmekte fayda görüyorum. Cenab-ı Hakk'ın biz dediği yerlerde kullanmış olduğu sebepler de vardır. Yani ne gibi? Mesela biz insanı yarattık diyor. Biz insanı yarattık derken Allahu Teala insanı anne babayla yaratmıştır. Anne baba vasıtasıyla yaratmıştır ve bu şekilde arada bir vasıta bulunmaktadır. Biz Kur'an'ı indirdik diyor. Bir vahiy meleği olarak Cebrail burada kullanılmıştır. Demek ki Allahu Teala sebepleri kullandığı, vasıtaları kullandığı yerde bu şekilde biz ifadesini kullanmış. Ama bu hiçbir zaman çoğul anlamında biz değildir. Haşa Allahu Teala melekleri kendine yardımcı edinmiş değildir. Ve insanı yaratırken anne baba yaratmakta pay sahibi değildir. Ama vasıta olarak da onlar da bulunmaktadır. Bu noktalarda biz ifadesi kullanılmış. Ama Kur'an-ı Kerim baştan sona tevhidi anlatıyor. Ve biz La ilahe illallah bunu söylemeden iman etmiş olmuyoruz zaten. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını kabul ediyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim de zaten baştan sona tevhidi anlatıyor. Kainatta hiçbir varlığın Allah'a şerik olmadığını, bütün mahlukatın Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Allahu haliku külli şey mesela ayet. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hatta fiiller noktasında insanların fiillerinin bile yaratıcısı Allahu Teala'dır. Vallahu halakakum ve ma taamelun. Allah sizi yarattı, sizin amellerinizi de yarattı. İnsan kendi fiillerini yaratamıyor. Sadece teşebbüste bulunuyor.
o işi yapmaya niyetleniyor, temayülde bulunuyor ve insanın cüz'i iradesi Allah'ın külli iradesiyle birleştiğinde, Allah dilediğinde o şey meydana geliyor. Mâ şâallâhu kân ve mâ lem yeşe lem yekun denilmiştir. Yani Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şöyle bir örnekle ifade etmeye çalışayım. Diyelim odanın aydınlanması için elektrik düğmesine basıyoruz ve oda aydınlanıyor. Ama eğer orada bir cereyan varsa bu oluyor. Fakat o anda cereyanlar kesikse bizim böyle basmamız ışığı meydana getirmiyor. Fiillerimiz de bunun gibi. Biz bir şeyin olmasını diliyoruz. Ama Allah da dilerse o zaman meydana geliyor. Allah dilemedikten sonra tek başına bizim dilememiz o şeyi meydana getirmiyor. Dolayısıyla insanın fiillerinde bile doğrudan Allah'ın bu şekilde bir tasarrufu söz konusudur. Kur'an-ı Kerim yahulu beynel mer'i ve galbihi der. Cenab-ı Hakk'ın insan kalbine bile, insanın tasarruflarına bile bu şekilde müdahalesini nazara verir. Evet, insan hürdür. Fiillerinde serbesttir. O meselenin ayrı bir yönü. Ama öte yandan Cenab-ı Hakk'ın bütün alemde bir tasarrufu vardır. İnsanın bedeni de bu tasarrufa dahildir. Bu noktadan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daima şunu da nazara veriyor. Böyle vellezî nefsî biyedihî diyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Demek ki doğrudan doğruya kendini Allah'ın tasarrufunda görüyor. Bu bütün varlıklar için geçerlidir. Yani bütün varlıklar Allah'ın tasarrufu altındadır. Mesela ayet-i kerime şöyle ifade ediyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Bu açıdan baktığımızda Allah-u Teala'nın alemde şeriki olmadığını, bütün fiillerin, bütün tasarrufların onun kabzayı tasarrufunda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten imanımız da bunu gerektiriyor. İşte bu manada baktığımızda Allah'ın biz demesi haşa Allah'ın şeriki olduğu anlamında, başka ilahlar olduğu anlamında değil, edebi bir incelik orada söz konusudur. O inceliği bildiğimizde problem kalmaz. Yıllar önce Kur'an-ı Kerim'le de meşgul olan, hafız olan birisi, hocam dedi, ya ben şu ayete takılıp kaldım. Hangisi dedim? Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Ayetin meali kısaca şöyle. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu mealle bakıldığı zaman ayet-i kerimeyi anlamak biraz zor oluyor. Allah tuzak kurar mı? Ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Değerli izleyenlerim, gerçekten de her dilin kendine göre bir takım özellikleri vardır. O özellikler bilinirse daha iyi anlaşılır. Mesela Azeri kardeşlerimiz arabadan inmeyi arabadan düşmekle ifade ediyorlar. Ben düşeceğim diyor, ineceğim anlamında. Bunu doğrudan kendi bildiğimiz anlamda değerlendirirsek yanlış değerlendirmiş oluruz. Her dilin kendine göre özellikleri vardır. Arapçada da bu tarz üsluba müşakele deniyor. Yani şeklen benziyor ama mana farklı oluyor. Ne gibi? وَجَزَاءُ سَيِّيَّةٍ سَيِّيَّةٌ مِثْلُهَا. Ayette şöyle geçiyor. Bir kötülüğün karşılığı benzeri bir kötülüktür. Burada o kötülüğe verilecek karşılık aslında artık kötülük değildir. Ama buna da yine seyyiye denilmiş. Buna müşakele üslubu deniyor. Onlar tuzak kurdu. Allah da onlara tuzak kurdu. Yani onların tuzaklarını iptal etti. Onların tuzaklarını kendi başlarına geçirdi. Onlar bir kuyu kazdılar. Allah onları kendi kazdıkları kuyuya düşürdü. Vallahu hayrul makirin derken Allah'ın tuzak kurması insanlarınkine benzemez. Allah onların oyunlarını bir anda kendi başlarına geçirir. Ve kendi kurdukları tuzakta onları mahveder. Kendi kazdıkları kuyuya onları düşürür. Bu mana, bu gibi manalar ayette böyle bir üslupla ifade edilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i sadece mealinden okuyan insanlar zaman zaman bazı
üsluplarda takılacak olurlarsa bilen kimselere sormaları gerekir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Yani eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.